Merhaba, bu videomuzda sizlere Equidistant Finishing hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Equidistant'ın nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar, Equidistant, X, Y ve Z'de eşit adımlamalı hareket edebilen bir takım yoldur. Öncelikle, Jobs'ın altında boşluğa sağ klik, New kısmından Job ya da kısa yoldan N'ye basabilirsiniz klavyeden ya da ayrıyetten 3D Advanced Milling'den yine Equidistant'ı seçebilirsiniz. Boşluktaki kısmı ben kısa yoldan N harfine basıyorum. Select New Operation ekranımdan Advanced Milling, Equidistant diyorum. Görmüş olduğunuz gibi X, Y ve Z'de hem dikte hem yataylarda işlemim hareket edebiliyor. OK diyorum ve devam ediyorum. Öncelikle takımımı oluşturuyorum. Onluk bir takım diyorum. Strateji kısmında Equidistant ve Flow var. Equidistant da arkadaşlar tek curve'le çalışabilirken genel itibariyle Flow da iki eğri arasında çalışabiliyoruz. Equidistant diyorum ve gelip profile kısmından profilimi oluşturuyorum. Klavyeden C'ye basıp tanjant seçeneğini seçip bakın yüzeyin kenarına yaklaşırsanız bütün curve'u algılıyor ve onaylıyorum. Böylelikle tek tek kenarları seçmemiş oluyoruz. Daha sonra Page Direction'ı clockwise yani saat yönünde kesim. Step Over Direction'da outside in diyorum. Dıştan içe doğru kestirmeyi istiyorum. Parameters kısmında son Z'deki noktam. Infit kısmında 3D Step Over'dan arkadaşlar 2-2 adımlama yap. Herhangi bir stok miktarları vermeyeceğim. Clearance Distance'la beraber 50 mm'den başla ama ara geçişleri 5 mm ile yap diyorum. Macros'da Circular, Radius'lu giriş çıkış yap. Bunu tümünde uygula diyorum. Setup'ta da %1 toleransla beraber işlemimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Takım yollarımı hesaplayacak. Eşit bir şekilde adımlama yaparak bütün yüzeyimi, şu an gösterdiğimiz yüzeyi arkadaşlar program işleyecek. Görmüş olduğunuz gibi burada giriş çıkışlarımız mevcut. Bu takım yolunu şu başlığımızın altına çekelim. Burayı kapatalım. Sağ klik yapıyorum ve Internal Simulation diyorum arkadaşlar. Şöyle takım yollarımızı da açalım. Her seferinde giriş çıkış yaparak bu işlemi yapacak. Peki bunu nasıl engelleyebiliriz? Takım yolunu CTRL ile aşağıya kopyaladım. Makroyu öncelikle her seferinde yapmasın diye kapatıyorum. Ama buradaki önemli kısım burası. Connect Factor. Verdiğiniz miktarla beraber pasonuzu dağıtarak yüzeye yansıtacaktır. Mesela 10'da 5 yapalım bir. Hesaplatalım. Tekrar takım yolunu kopyalayalım. Bir de arkadaşlar bunu 2 mm yapalım. Bakalım aradaki fark ne olacak? Beraberce burada görelim. Evet arkadaşlar. Takım yollarının ikisi de hesaplaması bitmek üzere. Bir tanesi tamamlandı. Diğeri de şu anda bitti. Öncelikle arkadaşlar siz 10'da 5 deyince bakın buradaki yana geçişi görebilirken bağlama esnasında 2 mm verdikçe bu alanı daha fazla açarak takım yolu daha uzak bir noktada aslında 2 mm'yi pasoyu verirken tamamlamış oluyor. Yani yüzeye yansıtmış oluyor arkadaşlar. Yaptığı işlem aslında bu connect faktörün. Connect faktörle beraber yapmanız gereken şey verdiğiniz değerle beraber takım yolunu tek bir seferde girip çıkması için bağlama işlemi yaptırmak. Arkadaşlar Equidistant ile devam ediyorum. Burada tüm yüzey değildi. Sadece şu alanı yapmak istesek nasıl bir işlem yapacağız? Bir görelim. Profile diyorum. Klavyeden tekrar C'ye bastım. Boundary'mi seçtim. Diyorum ki sen sadece bu alanın içini işle. Strateji kısmında arkadaşlar tekrar şu işlemi counter clockwise diyorum ve yeniden hesaplamaya alıyorum. Çünkü içten doğru dışa doğru şu anda yapmaya çalışıyor. Biz ise tam tersine işlem yapmasını istiyoruz. Hatta takım yolunu buradan durduralım. Verdiğimiz değerle hesaplatalım. Görmüş olduğunuz gibi yoksa bir takım yol oluşturacak. Ben burada işlemi counter clockwise şeklinde çevirdim ve tekrar hesapladım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağı doğru şimdi işlemimizi gerçekleştirdi. Arkadaşlar simülasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Evet. Tek giriş ve arkadaşlar tek çıkış olmak üzere şu an takım yolumuzu
tamamladı. Görmüş olduğunuz gibi hem XY'de hem de Z'de eş adımlamalı şekilde gayet başarılı bir şekilde bu takım yolumuzu burada tamamladı. Peki iki curve arasında artık çalışalım. Flow diyorum. Burada nasıl çalışabiliyoruz? Profile yine geliyorsunuz. Buradan birinci profili seçeceğiz. Third profile. Klavyeden C'ye bastım. Diyorum ki birinci curve'ün burası. Diyor ki second, ikinci curve. Klavyeden yine C'ye bastım. Diyorum ki şu eğriyi kabul et. Bu eğriler arasında çalış. Burada önemli olan noktalardan biri de bu curve'lerin, eğrilerin yönü arkadaşlar. Bunlar başlangıç, bunlar da kesme önlerimiz. Eğer farklılık varsa görmüş olduğunuz gibi şuradan first profil ya da second profilden değiştirebilir ya da step over'dan kesme yönlerinizi yine değiştirebilirsiniz. Bakın kırmızı yönler hareket edecek. Yukarıdan mı aşağıdan mı ya da sağdan mı soldan mı page şeklinde yine değiştirebilirsiniz. Burada zigzag smooth diyorum. Ara geçişleri daha yumuşak yapsın diye ve hesaplat diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi takım yolu bu şekilde çıktı. İki eğriyi birbirine arkadaşlar uydurup takım yolunu onları göre optimize etti ve o iki eğrinin formuna göre takım yolunu şekillendirip işlemimizi gerçekleştirdi. Bakın iki eğri arasında tek bir seferde giriş çıkış yaparak bu işlemi gerçekleştirdi. Peki arkadaşlar başka nasıl bir işlem yapabiliriz? Mesela kapalı bir alanda gerçekleştirelim bu işlemi. Ama bu sefer diyelim ki iki eğride bir eğri bir nokta kullanalım ve işlemimizi ona göre yapalım. Bunun için öncelikle drafting'den point on face kullanacağım arkadaşlar. Burada yüzeye dokunuyorum. Yüzeyin %50'si ile U'da, %50'si ile Y'de olmak kaydıyla bir tane nokta oluşturacağım. Apply diyorum. Siz de böyle yaparsanız tam orta merkeze yüzeyinize nokta atacaktır program. Programı şimdi içine giriyorum. Diyorum ki flow, kapalı alandayım. Bunu resetliyorum. İlk öncelikle ben üst curve'ü alacağım. Select'in üzerine reset derseniz silinecek. C'ye bastım klavyeden. Curve'üm bu dedim birinci. İkinci curve'üm de bu nokta. Arkadaşlar bu curve ile bu nokta arasında şu anda işlem yapacak ve spiral olarak çalış diyorum ve hesaplatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dışarıdan içeriye doğru bir eğri ile bir curve arasında bu takım yollarını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Tek giriş tek çıkış aslında tam merkezden yani dış curve'ün merkezinden kaçık arkadaşlar. Buna rağmen optimize ederek takım yollarını kendi bu işlemi gerçekleştirdi ve tek giriş tek çıkışla işlemimizi yaptı arkadaşlar. En son olarak buradaki dış alanımızı işleyelim. Burada dikkat edeceğimiz hususlar neler? Onlardan da bahsedelim. Arkadaşlar flow diyorum. Birinci eğrim arkadaşlar burası diyorum. İkinci eğrimde diyorum ki şu kenar olsun ama şu anda tanjant veya stopped cross gördüğümüz kadarıyla bunu seçemiyor. O zaman diyorum ki tanjant olsun, birinci eğrim bura. Tekrar klavyeden C'ye basıyorum. Tanjantla burayı seçiyorum. Bakın tek tek kenar seçmektense klavyeden C'ye basıp bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ya tek parçada alabilir ya da birkaç parçada. Arkadaşlar burada İki türlü durum var. Bir equal, bir de distant. İkisinin de sonuçlarını beraber göreceğiz. Spiral yine seçili. Equal ile yaptığınız zaman bu orta bölgeyi de işleyecek. Biz bunu bu sefer distant'a çevireceğiz arkadaşlar. Bu arada parametrelerden Z adımlama 2 mm. Bu şekilde biri yapsın. Bir de biz bu takım yolunu aşağıya kopyalayalım. Aynı takım yolunu bir de distant ile yaparsak ne oluyor? Bunu da bir görelim. İlk takım yolumuzda arkadaşlar iki eğri seçmeme rağmen orta bölgeyi de aslında işleyecek. Oysa ki biz bunu aslında istemiyorduk. Biz sadece dışta kalan iki eğrinin arasını işlemek istiyorduk. Evet, ilk eğri de görmüş olduğunuz gibi bütün yüzeyleri işledi. Burada bir hesaplama sıkıntısı oldu. Fakat
Bakın ikinci yaptığımda distance seçeneğimde programın içine girdiğimizde strateji kısmında distance seçeneğiyle bakın senkronizasyon toolpath'te bu işi çözmüş olduk. Fakat arkadaşlar bu yüzeylerde de takım yol hareket ediyor. O zaman dikkat edeceğiniz hususlardan biri de şu. Takım yolunu aşağıya çektim. Diyorum ki benim işleyeceğim yön yüzeyim aslında burası. Arkadaşlar bu şekilde seçimlerimizi devam ettiriyoruz. Yüzeylerimi seçiyorum. Onaylıyorum. Daha sonra da diyorum ki stop surface yani dokunmayacağın yüzeylerde şuraları da alalım. Evet arkadaşlar bir de burayı seçtik. Onaylıyorum. Program buraları koruyacak arkadaşlar. Bizim istediğimiz takım yolunu da şu anda çıkartacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi tek giriş, tek çıkış olarak takım yolumuz oluştu. Böylelikle iki eğri arasında da nasıl takım yolu oluşturabileceğinizi görmüş olduk. Bu videomuzda böylece EQDistant'ın